Yeni taşındığımız evimizde ilk günümüzdü. Her şey olağan şekilde gidiyor, eşyalarımızı yerleştiriyorduk. Kız kardeşimle hangi odada kalacağımız konusu dışında ortada hiçbir sorun yoktu. Daha önce hep aynı odaları paylaşmak zorunda kalmıştık. Bu ferah ve geniş daire bizim için ayrı odalarda kalacağımız ilk deneyim olacaktı. Heyecanlı bir şekilde eşyalarımızı yerleştirirken kapımız çaldı. Herhangi bir misafir beklemiyorduk. Kapının deliğinden baktık. Bir kadın ve iki çocuk kapının önündeydi. Kapıyı açtık ve kişilerin yan komşumuz Lisa olduğunu öğrendik. Yeni taşındığımızı görüp bize hoş geldin demek için gelmişlerdi. İçeriye davet ettik fakat giremeyeceklerini söylediler. Lisa aslında tuhaf görünümlü bir kişiydi. Yüzünde sürekli bir gülümseme vardı. Konuşurken bile o tuhaf gülümseme yüzlerinden hiç eksik olmuyordu. Fakat bu durumu önemsemedik ve teşekkür edip kapıyı kapattık. Kardeşimle beraber kaldığımız yerden kalan eşyaları yerleştirdik. Artık yatma zamanı gelmişti. Yarın daha fazla işimiz vardı ve çok yorulmuştuk. Gece saat 3 civarında bir tıkırtı sesiyle uyandım. Uzanıp yanımdaki ışığı açmaya çalıştım. Sanırım elektrikler gitmişti. Durumu anlamaya çalıştım. Sanki biri duvara tık 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 diye vurmaktaydı. Yatağımdan kalktım ve duvara kulağımı dayadım. O esnada elektrikler geldi ve ses bir anda kesildi. Bu duruma anlam veremesem de mutfaktan bir bardak su aldım ve yatağıma geçtim. Ertesi gün kahvaltı yaparken tekrar kapımız çaldı. Kapı deliğinden baktık ve bir adam vardı. Biraz yaşlıydı. Kapıyı yavaşça açtık. Bana yan komşumuz olduğunu ve hoş geldin demek için geldiğini söyledi. Ya çok tuhaf bir apartman ya da çok samimi. Kardeşimle beraber anlam veremesek de yine de onu içeriye davet ettik. O da içeriye gelemeyeceğini söyleyerek teklifimizi reddetti. Kapıyı kapattık ve işlerimizi tamamlamaya devam ettik. Artık tamamen yerleşmiş sayılırdık. Akşam oldu. Yine çok yorulduk. Kardeşim kanepede televizyon izlerken uyuyakaldı. Ben de kalkıp yatağıma gittim. Güzel bir uyku çekmek istiyordum. Saat yine 3 civarında uyandım. Duvarın diğer tarafından yine sesler geliyordu. Fakat bu seferki farklıydı. Sanki biri hem ağlıyor hem de gülüyor gibiydi. Çocuk sesi olduğu anlaşılıyordu. Fakat gecenin bu saatinde bu sesler çok rahatsız etmeye başlamıştı. Sesleri duymazdan gelerek uyumaya devam etmeye karar verdim. Fakat bu sefer de ağlama seslerinin yerini gürültü ve vurma sesleri aldı. Sinirlerim iyiden iyiye bozuluyordu. Uyuyamayacağımı anladım ve yan dairenin yolunu tuttum. Çok sinirliydim ve bu insanlarla artık sert bir konuşma yapmanın zamanı gelmişti. Büyük bir sinirle kapıyı çaldım. O kadar sert vuruyordum ki kapı neredeyse kırılacak gibiydi. Fakat kimse kapıyı açmıyor ve artık içeriden hiç ses gelmiyordu. Usulca eğilip kulağımı kapıya dayadım. Sanki saatlerdir içeriden ses gelen daire burası değilmiş gibiydi. İçeride hiç ses yoktu. Ama sizin de buradan geldiğinden emindim. Neyse, artık ses kesilmişti ve uyumak için evime gidebilirdim. Tam kapının önünden ayrıldığım esnada kapı kendiliğinden içeriye doğru açıldı. Bir an duraksadım. Kafamı geriye doğru çevirdim. İçeriden gelen soğuk hava dalgasını tüm vücudumda hissettim. Oraya gitmemem gerektiğini düşünsem de ayaklarım beni oraya doğru sürüklüyordu. Usulca kapıya yaklaştım. İçerisi zifiri karanlıktı. Boğuk, rutubetli bir hava yüzüme doğru vuruyordu. Sanki aylardır içeride hiç cam açılmamış gibiydi. Bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar diye anlam veremedim. Yavaşça içeriye girdim. Işıkları açmak için hamle yaptım ama ışıklar çalışmıyordu. Bu insanlar bu karanlıkta nasıl yaşıyorlar diye düşündüm kendi kendime. Bastığım yerleri hiç görmeden biraz içeriye doğru ilerledim ve kimse var mı diye seslendim. Fakat içeride kimse yoktu. Yarın bu durumu halledeceğimi düşünerek kapıyı çekip çıktım. Eve geldiğimde ellerimde ve ayaklarımda garip siyah tozlar vardı. Neye bastığımı veya neyi ellediğimi anlayamadım.
Hemen duşa girip ellerimi ve ayaklarımı temizledim. Tanrı'ya şükür ki bu her neyse kolayca temizlenen bir şeydi. Tekrardan yatağa geçip uykuma kaldığım yerden devam ettim. Sabah uyanınca bu yaşadıklarımı gözden geçirecektim. Uyanır uyanmaz tekrar yan daireye gittim. Acaba eve gelmişler miydi diye kontrol etmek ve dünkü sinirimi atmak için birilerini aradım. Fakat evde yine kimse yoktu. Kapıyı çaldığım esnada diğer komşularımızdan birine denk geldim. Onlara buradaki insanları tanıyıp tanımadığını sordum. Fakat yüzüne garip bir ifade takınarak "Evet" diye cevap verdi. Yaşadığım durumu anlattım. Geceleri çok ses yaptıklarını fakat kapılarına geldiğimde seslerin kesildiğinden bahsettim. İlk günler benimle tanışmak için kapıma kızlarıyla geldiklerini anlattım. Kadın korkmuş bir şekilde bana öyle bir şey olmasının imkanının olmadığını söyledi. Neden diye sorduğumda aldığım cevap ise beni şoka uğratmıştı. 3 ay önce o dairede yaşayan ailenin yangında öldüğünü ve o dairenin o günden beri boş olduğunu söyledi. Yaşlı bir babalarının olduğunu ve onun ocağı açık bırakarak yangına sebep olduğunu açıkladı. Bu sebepten dolayı evdeki iki kız çocuğu ve kızı dahil olmak üzere toplam 4 kişi feci şekilde yanarak can vermişlerdi. Duyduklarıma inanmakta zorlanıyordum. Çünkü daha birkaç gün önce kapıma hoş geldine gelmişler ve bütün gece ses yapmışlardı. Ama aslında onlar yok muydu? Ben mi hayal görmüştüm? O zaman dün gece ayaklarıma yapışan o siyah maddede evin içinde kalan küller miydi? Kafamda çok fazla soru olsa da burada yaşamak bu saatten sonra benim ve kardeşim için çok zor olacaktı. Sanırım en kısa sürede buradan taşınmanın vakti gelmişti. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.